oksijenli solunum, glikoliz, krebs ve ETS evrelerini içerir. Bu evrelerde gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda sembolize edilen özelliklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Baktığımızda dairenin defosforilasyon olduğu verilmiş ki defosforilasyon olayı ATP'nin yıkımıdır. Baktığımızda Sadece glikoliz evresinde ATP kullanılacaktır. O da glikozun aktivasyonu için. Yani bu ifade doğrudur. Oksidatif fosforilasyon verilmiş. Yıldıza baktığımızda glikoliz, Krebs ve ETS'de verilmiş. Fakat oksidatif fosforilasyon nerede gözleniyordu? ETS'de gözleniyordu. Glikolizde ve Krebs'te substrat düzeyinde fosforilasyon gözlenmektedir. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Devam edelim. Üçgen nadın indirgenmesi demiş. Nadın indirgenmesi yani nadaşa dönüşümü nerede? Bir tek ETS'de gözlenmeyecektir. Glikoliz ve Krebs'te gözlenecektir. Karbondioksit çıkışı sadece Krebs'te gözleniyordu. Doğrudur. Fadaşın yükseltgenmesi yani fat molekülüne dönüşümü de nerede? Elektron taşıma sisteminde gerçekleşecektir. Bu ifade de doğrudur diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıda oksijenli solunum reaksiyonlarının gerçekleştiği evreler X, Y ve Z olarak gösterilmiştir. Buna göre eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Baktığımızda glikozdan pürvat oluşumu gerçekleşmiş X evresinde ki bu evremiz glikoliz evresiydi. Daha sonra pürvattan asetil koa oluşumu gerçekleşmiş bu da pürüvik asit oksidasyonudur. Kısaca yazalım ve asetil koanın Krebs çemberine girişini gözlemliyoruz. Burası da Krebs'tir diyoruz. Şimdi karbondioksit çıkışının gerçekleştiği evreler Y ve Z'dir demiş. Karbondioksit çıkışın evet pürilik asit oksidasyonunda da Krebs çemberinde de gerçekleşmektedir. Doğrudur. Fosforlasyonun gerçekleştiği evreleri X, Y ve Z'dir demiş. Fosforlasyon ATP senteziydi. Burada da X'te, Y'de ve Z'de gerçekleşir mi? Hayır arkadaşlar. Şurada piruvat oksidasyonunda gözlenmeyecektir yani burada. O yüzden bu yanlış olacaktır. NAD'ın indirgendiği evreler dediğimizde X, Y ve Z demiş. Evet, glikolizde de, asit oksidasyonunda da, Krebs'te de NAD'ın nadaşa dönüşümü gözlenecektir. Doğrudur. FAD'ın indirgendiği evreler dediğimizde ise Y ve Z demiş. Fakat FAD'ın Soda e dönüşümü sadece Krebs'te gözlenecektir. Yani Z'de vardır, Y'de olmayacaktır. Bu yüzden de eşleştirme yaptığımızda 1 ve 3 doğru seçenekler olacaktır. Oksijenli solunum sırasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikli olarak glikozun ATP kullanılarak aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bu bir numaralı reaksiyonumuzdur. Daha sonra glikoz glikoliz tepkimesiyle piruvat oluşumu gerçekleştirecektir. Ve piruvatta pürüvik asit oksidasyonu ile asetil koa oluşumu gerçekleştirecektir. O zaman ikinci tepkimemizde asetil koanın oluşması olacaktır. Daha sonra Krebs çemberine geldiğimizde asetil koa ne yapacaktır? Buradan Krebs çemberine katılacaktır. Ve Krebs'te de, de FAD'ın indirgenmesi gerçekleşecektir. Burada da fada 2ye dönüşecektir diyoruz. En son olarak da ETS'de oksijen molekülü indirgenecek ve su oluşumu gerçekleşecektir diyoruz. Sırasıyla hangisinde verilmiştir dediğimizde cevabımız B şıkkı olacaktır. Bir biyolog aşağıdaki deney düzeneğini oluşturuyor. Bu biyolog bir süre sonra deney düzeninde durumlarından hangilerini gözlemleyebilir? Şimdi burada bir fare var ve fare ne yapacaktır? Oksijenin solunum tepkimesi gerçekleştirecektir. Burada ise konulan maddemiz potasyum hidroksittir ve karbondioksit tutucu olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda ne olacaktır? Karbondioksit eğer ki kireç suyu ile birleşirse o zaman bulanıklaşma gözlenecektir. Şimdi soruya dönelim. Kireç suyunun bulanması gözlenebilir mi? Bakın karbondioksit evet açığa çıkartacaktır oksijenli solunum sonucu. Fakat burada deney düzeninin içerisinde karbondioksit tutucu olan potasyum hidroksit var. O yüzden eğer ki karbondioksit böyle geçişi gerçekleşseydi bulanıklık olurdu. Ama karbondioksit tutucu olduğu için kireç suyu bulanmayacaktır. Termometredeki cıva seviyesinin yükselmesi demiş. Cıva seviyesi eğer yükselirse ısı artışı gerçekleşecektir. Bu o anlama gelir. Ee, oksijenli solunum sonucu açığa ısı da çıkacaktır. Ve bu anlamda da cıva seviyesi yükselecektir. U borusundaki renkli sıvının bir yönünde yükselmesi demiş. Evet arkadaşlar basınç farklılığı dolayısıyla. Çünkü bu fare oksijeni kullanacaktır. Karbondioksit verecektir. Ve cıva seviyesi ne olacaktır? Buraya doğru yükselecektir diyoruz. Bu da doğru olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Glikoliz reaksiyonları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Canlı hücrelerde sitoplazmada gerçekleşir. Doğrudur. Prokaryot, ökaryot tüm canlılarda glikoliz sitoplazmada olacaktır. Substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. Doğrudur. Glikoliz enzimleri ve bu enzimlerin sentezinden sorumlu genler canlılarda ortaktır arkadaşlar. Doğrudur. Glikozu aktifleştirmek için ATP hidrolize uğrar. Evet aktivasyon için iki molekül ATP harcanımı gerçekleşiyordu. Ve glikoliz tepkimeleri sırasında NADH yükseltgenir demiş. Burada glikoliz tepkimesinde NAD molekülü indirgenerek ne olacaktır? NADH molekülü oluşturulacaktır diyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Oksijenli solunum sırasında X, Y ve Z moleküllerinin değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z molekülleri ile ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? X'e baktığımızda X miktarının zamanla azaldığını gözlemliyoruz. Solunum tepkimesinde zamanla glikoz azalacaktır oksijen azalacaktır. Fakat asetil koa molekülü ne olacaktır arkadaşlar? Öncelikle pirüvik asit oksidasyonu ile öncelikle artacaktır. Daha sonra ise Krebs döngüsünde kullanılacak yani azalacaktır. O yüzden azalır ifadesi bu yanlış oldu. Devam ediyorum. Y miktarı zamanla öncelikle artmış sonra azalmış. Peki pürüvata baktığımda demin söylediğim gibi pürüvat öncelikle artacak sonra kullanıldığı için azalacaktır. Bu grafiğimde oldu. Fadaşa baktığımda fadaş molekülü de Krebs'te fadlar fadaşikiye e, indirgenecektir burada. Fadaşiki olacaktır. Daha sonra ise e, ETS'ye geldiğinde fadaşiklerin fada fada dönüşümü gerçekleşecektir. Yani azalacaktır. O yüzden bu da doğrudur. Ve Z grafiğine baktığımda artış gözlemliyorum ve NAD'ın artışı gözlenmiş burada. Fakat NAD molekülleri öncelikli olarak azalacaktır. Çünkü NAD'ların NADH'lara dönüşümü gözlenecektir arkadaşlar. İndirgenecektir. Sonra ETS reaksiyonlarında tekrar NAD sentezi gerçekleştirilecektir. Ama bizim grafiğimiz sadece artan bir grafikti. Bu yüzden olmadı. Gitti. Z karbondioksit olabilir mi? Evet. Karbondioksit çıkışı gerçekleşiyordu. Krebs döngüsünde bu da doğru olacaktır diyoruz. Yani cevabımız yalnız 2 olan B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki şekilde pirivik asitten asetil koA oluşumu gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Oksijenli solunum yapan prokaryot canlılarda asetil koA oluşumu mitokondride gerçekleşir demiş. Fakat Mitokondri de gerçekleşmeyecektir çünkü organellere sahip değildir prokaryot canlılar ve e, bu olay nerede gerçekleşecektir prokaryot canlılarda hücre stoplazmasında olacaktır. Bu ifademiz yanlış. X molekülü karbondioksittir demiş. Burada pürüvik asit oksidasyonunu gözlemliyoruz ki bu olay sırasında karbondioksit çıkışı gözlenecektir. Doğrudur. Pürüvik asitten asetil CoA oluşurken NAD molekülü indirgenir demiş. Evet, NAD molekülü indirgenerek NADH molekülünün sentesi gerçekleşecektir. Bu da doğrudur. Yani cevabımız D şıkkıdır. Bir insanın çeşitli hücrelerinin sahip olduğu mitokondri oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Baktığımızda mitokondri oranının en fazla kalp kası, daha sonra beyin ve karaciğerde verildiğini gözlemliyoruz. Aslında mitokondri organelinin görevi hücrede enerji üretmektir ve hücrede mitokondri oranı fazlaysa enerji ihtiyacının da fazla olduğu anlamına gelmektedir ve burada da aslında kas ve sinir hücrelerinde enerji ihtiyacının çok fazla olduğu görülüyor. Kalp kasının oksijene olan ihtiyacı karaciğerden daha fazla olabilir. Evet, doğrudur beyin hücresinde yeterince mitokondri bulunmaması hücrenin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesine neden olur. Çünkü ne demiştik mitokondri enerji santraliydi ve hücrelerin hepsinin enerji ihtiyacı vardır. Organların ATP ihtiyaçlarına bağlı olarak mitokondri oranları farklılık gösterir. Evet burada Gözlemlediğimiz gibi kalp kasında daha yüksek bir mitokondri oranı varken karaciğerde daha az olduğu gözlenmektedir. Bu da enerji ihtiyacıyla alakalı bir durumdur diyoruz. Yani cevabımız E şıkkı olacaktır. K ve L bakteri türleri kullanılarak aşağıdaki deneyler yapılmıştır. Deney sonuçları incelendiğinde yorumlarından hangileri yapılabilir? Baktığımızda Glikoz çözeltisi konulmuş ve K bakterileri konulmuş. İçerisinde glikoz çözeltisi bulunan kaba K bakterileri konulduğunda kaptaki oksijen miktarı azalmıştır. E ne oldu o zaman? Burada bir oksijenli solunum tepkimesi gerçekleşmiştir. Diğerine baktığımızda ise içerisinde glikoz çözeltisi ve nitrat bulunan kaba L bakterileri ilave edilip havası alınarak hava almayacak şekilde kapatıldığında kapta Azot miktarı artmıştır diyor. E burada ne oldu o zaman? Burada da kemosentetik bir tepkime durumu sen söz konusu oldu. Deney sonuçları incelendiğinde K bakteri türü mitokondri organine sahiptir diyebilir miyiz? Bakteriler hücre yapısındaydı ve mitokondri organeline sahip değillerdir. Çünkü zarla organel bulundurmamaktadırlar. Yanlıştır. L bakteri türü denitrifikasyonu sağlar demiş. L bakterisi ne yaptı aslında? Buradaki nitratı kullandı ve bunu e, havanın serbest azotuna çevirdi. Yani burada da denitrifikasyon olayı sağlanmış oldu. K ve L bakteri türlerinin solunumda son elektron alıcıları aynı değildir. Evet oksijen solunumda örneğin oksijen kullanılmaktadır. Bu yüzden de aynı olmayacaktır. Hangi yorum yapılabilir dediğimizde cevabımız 2 ve 3 olan D şıkkı olacaktır.